Ahlat ağacı da o kuyu gibi suyu almak için 10 metre inebiliyormuş. O ahlat ağacı biraz akıntıya karşı ilerleyen bir ağaç gibi, hı hı. mümkün olduğu kadar su bulmak için elinden geleni yapıyor ve buluyor. Kuyu da biraz böyle bir şey. Evet, kuyu burada çok cehaflen bir gönderme esasen ama mesela ahlat ağacını şu da etkiliyor, kendiliğinden büyüyen bir ağaç ve kendiliğinden meyve veren bir ağaç. Yani e, biraz böyle taşrada yeşeren e, Sinan'ın ta kendisini, onun babasını ve büyük babasını, aslında üç kuşak erkeğin hikayesini anlattığı için bunlar e, o köklerle toprağa e, tutunan ve dışarıdan hiçbir şeye ihtiyaç duymadan meyvesini veren ağaçlar. Yani kimsenin dikip baktığı, büyüttüğü ağaçlar değil. E ee, Yani tabii büyük babanın sertliğini hatırlayalım şimdi değil mi hı hı. tam bir şey toprak adamı ee, yani kendi oğlunu da beğenmiyor oğlan çünkü okutulsun diye okutulmuş öğretmen olmuş ama işte kumar alışkanlığı yüzünden e, gözden düşmüş yani eskisi kadar saygı görmeyen hani e, önünde ceket iliklenmeyen bir insan olmuş aynı şeyi e, biraz Sinan da hissediyor. E, babaya karşı ama sonuçta o babanın inatla kuyu kazması e, üzerinden kendisi de aslında hayatta ille de bir yere varması gerekmeden yapabileceği bir şey olduğunu yani ille de o kitabı bastırmasa da yazmanın onun için geleceğe doğru bir adım olduğunu tam istediği gibi bir şeyi yapmasa da yani e, yapmaya devam edebileceğini, bunun insanın kişisel gelişimi için elzem olduğunu söylüyor. Bu aslında bir hayat felsefesi. Filmin ortaya koyduğu şey bu. Yani üç kuşaktan erkeği göstererek hayata tutunma şekillerini, kuşaklar arasındaki farklılıkları, e, zamanla tabii şehirleşme olduğu için e, köy, kasaba, e, şehir diye üçe ayıracağımız bir yani sadece kırsal kentsel değil yani e, üç aşamalı bir çatışmayı. Doğrusunuz. Ee, ve hayatla genel mücadeleyi bir anda işin içine alıyor yani o final geriye dönüp e, filmin kendi e, kar küresini oluşturuyor adeta. <laughs>